Kıymetli basın mensubu arkadaşlar, İstanbul'da tüm siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek, bir arada düşünmek, tartışmak, konuşmak, bu bağlamda bir işbirliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş başkanları bizi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine kendilerine ziyaret ettiğimiz partilerde de ifade ettiğimiz gibi bundan sonra bir siyasi partiler masamız olacağını, bu masada Büyükşehir'de meclis üyesi olsun olmasın bizim mutlaka katkılarına, desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Bu konuda görüş birliğine vardık, iş birliğine vardık. İnşallah İstanbul'a söz verdiğimiz gibi kurum içinde asla partizanlık duygusunun olmadığı, İstanbul'a da bir farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan, herkesin eleştirisiyle, önerisiyle işbirliğini en üst seviyede taşıyan bir dönemi başlatmak arzusundayız. Ve özellikle bu son geçirdiğimiz seçim açıkçası bize bunu gösterdi. Bu sadece bir yerel seçim olmaktan öte bir demokrasi tercihine dönüştü. Bu tercihin içinde de her siyasi partiye oy vereni %100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira bizim anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy verenlerden önce var olma haklarını ve eşitlik süreçlerinde en öndeki sıralarda olduğunu da bilen bir anlayışa sahibiz. Ama şunu da belirteyim ki benim inancım odur ki bizi oy verenlerin içinde her siyasi görüş var. O bakımdan konuşmalarımda da her siyasi görüşe, her siyasi geçmişte partiye oy vermiş insanlara teşekkür ettim. Dolayısıyla burada da özellikle HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ve ilçelerdeki görevli arkadaşların her gittiğim yerde bize olan teveccühleri, bize olan ilgileri, bize olan destekleri de bizim için çok değerliydi. O bakımdan HDP'li vatandaşlarımıza olan teşekkürümü burada yineliyorum. Aynı zamanda demokrasiye olan inançları ve demokrasiye olan teşvikleri ve takviyeleri konusunda da HDP yönetiminin söylemlerini bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum ve kendilerine de teşekkürümü ilettim. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosferin oluşmasını önemsiyorum. Türkiye'miz siyasetteki ayrımcılıktan, siyasetteki kutuplaşmadan zarar görmemeli. Siyasetin birleştirici, buluşturucu, uzlaştırıcı, barıştırıcı bir dile sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun da yerel yönetimden başladığını iyi bilenlerdenim. Yaşayan birisiyim, 5 yıllık belediye başkanlığında. Şimdi bunu bütün İstanbul'a yaşatmak arzusundayım. Gerekli tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım. Gerekli tüm işbirliklerini yapmaya hazır olduğumu belirtmek isterim. Bunun Türkiye'nin demokrasisine de büyük katkı sunacağını şimdiden görüyorum. Bu bağlamda yerel yönetimlere olan hassasiyetler, yerel yönetimlere olan saygı en üst seviyeye taşınması için de mücadelemi verecek olan bir belediye başkanı olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar HDP eş başkanlarımıza, yönetimine hem seçim öncesi hem sonrasındaki beni ilk ziyaret eden siyasi parti oldular. Onun da teşekkürünü burada belirtmek istiyorum. Bugünkü kabulleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim, hem 23 Haziran hem de 31 Mart seçimlerinde cezaevinden size açık destek çağrısında bulunan ve bu çağrısıyla lehinize olacak şekilde seçim sonuçlarına etkisi olan HDP eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelisiniz. Böyle bir planınız vardı. Önce şunu belirteyim. Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Yani
işte tutuklu ama yani da niçin tutuklu? Ben yani bunu anlamak istiyor herkes gibi, ben de anlamak isterim. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün işte bir Ergenekon süreci yaşandı ve o süreçte intihar edenleri biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamlarını, ailelerinin hayatlarının değiştiğini biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki? Hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bu işler. Bu bakımdan elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili biliyorsunuz kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste, Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Niye tutuklu? Ve onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Ya bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse, eğer bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılayın. Bu kadar net ve basit bir talep yani. Bu bağlamda umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve herkes hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Değerli basın emekçileri, hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu nazik ziyaretinden dolayı Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Örgütü adına kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olması adına son derece önemli bir ziyarettir. Özellikle 31 Mart seçimlerinde açığa çıkan toplumsal mutabakat, toplumsal demokratik bir Türkiye talebi, bunun yerel yönetimler üzerinden kalıcı olma arzusu çok net bir şekilde açığa çıkmıştır. Halkların Demokratik Partisi de bu süreçte Türkiye'de demokrasinin inşa edilebilmesi için toplumda kutuplaşmanın karşısında duran bir pozisyonda yer almıştır. İstanbul'da da 6 Mayıs'ta açığa çıkan belediye başkanının halk iradesiyle seçilmiş olması kararına karşı yapılan darbeye karşı da tutumumuz son derece net olmuştur. Halkın iradesiyle seçilmiş olan bir belediye başkanının makamının gasp edilip seçime yeniden gidilmesi ardından Halkların Demokratik Partisi tutumunu kamuoyuyla da paylaştığı üzere bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında Sayın İmamoğlu'nu desteklemiştir ve İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır. Bu tabloda şunu gösteriyor, Sayın İmamoğlu gerçekten de İstanbul'da yaşayan bütün kimlikleri, bütün siyasi görüşleri kapsayan ve hizmeti ortaklaştıran, yurttaşın taleplerini esas alan bir belediyecilik anlayışını hedeflediğini, esas aldığını gösteriyor. Bu bizim açımızdan da, İstanbul'da yaşayan birer yurttaş açısından da son derece pozitif ve olumludur. Buradan bir şey daha söylemek istiyoruz. Yani hak gaspı, hak ihlallerine karşı İstanbul'da gösterdiğimiz tutumu Türkiye'nin her yerinde açık bir şekilde gösterdiğimizi beyan etmek istiyoruz. Dün itibariyle Diyadin Belediyesi'ne ilişkin yapılan saldırı, Diyadin Belediye eş başkanlarımıza yapılan saldırıyı da buradan kınamak istiyoruz. Halkın iradesinin tanınmaması, yok sayılmasının her platformda karşısında olacağımızı ve eşitlik, özgürlük, hukuk platformlarının ve Türkiye'de bunun inşa edilmesi için de üzerimize düşen bütün ödevleri yerine getireceğimizi söylemek istiyoruz. 23 Haziran'dan sonra 24 Haziran günü ısrarlı ve kararlı bir demokrasi, Türkiye'de yeni bir hukuk süreci açığa çıkmıştır. Bütün halk kesimlerinde açığa çıkan bu demokrasi hukuk talebinin de
önümüzde yeni ufuklar açılması için de biz de Halkların Demokratik Partisi olarak sorumluluklarımızı bilen, ödevlerimizi yerine getiren pozisyonda olacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir kere daha bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.